Net o zaman geçiyorum müsaade edin Berhan Şimşek'e e, geçiyorum. Işte. Seni <laughs> sevinmen lazım. <laughs> evet. Geçelim Berhan Şimşek'e. Şimdi Berhan Şimşek ee, Barış Arkadaş'ın bu e, sözlerine şöyle bir açıklık geldi. Kimden? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan. Diyor ki liyakat ve şeffaflığı diline pelesehk eden muhalefetin hali pür mahalleli ortadadır. Adamcılık, particilik, kayırmacılık, yolsuzluk Barış Arkadaş ne biliyorsa kamuoyuna açıklamalıdır ittifak adı altındaki bu pazarlık masasına nelerin meze edildiğini anlatmalısınız diyor. Bu açıklamayı nasıl karşılıyorsunuz ve Barış arkadaşın açıklamaları particilik, kayırmacılık, yolsuzluk olarak okunabilir mi? Hamza da buradan önerim benim. Şunu bir tespit etsin. Sayın Kadir Topbaş ve daha sonra Mevlüt Bey döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya diğer büyük şehirlerde AKP'den AK Parti'den CHP'ye geçen, Millet İttifakı'na geçen belediyelerde çok kıymetli, liyakat sahibi, çok sayıda olmasa da kadrolar muhafaza ediliyor. Bizde bizim anlayışımızda bizden değildir yok işini iyi yapıyor mu? Kamuya faydalı mı? Kuruma faydalı mı? Daha İSKİ Genel Müdürü daha yeni ayrıldı. AK Parti döneminde de İSKİ Genel Müdürüydü. Bu arkadaşlar alışmışlar bu meselelere. Sevgili Barış'ın söylemiş olduğu, e, yani işte verdiniz oyları. Bu oylar daha önceki yıllarda AK Parti'ye verildi. AK Parti'ye verildiği için AK Parti İstanbul'u Ankara'yı alabiliyordu. Şimdi burada biz oyları kişiliklerden çıkarıp ideolojik mezheplere, meşreplere ve etnisiteleri bağlayarak hareket ediyoruz. Onun için CHP'nin oyları, işte onun oyları, bunun oyları falan diye ayırıyoruz. Burada bana göre yurttaşa en büyük hakareti ediyoruz. Yurttaşı damgalıyoruz. Sen Alevisin, Şafisin, Şiisin, efendim Sünnisin. Ya yani aklı var, fikri var. Ben onun için arkadaşlarımın konuştuklarını biraz not almaya çalıştım. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok yoğunluklu bir ideolojik oy kullanma inisiyatifi olmayacak. Türkiye'deki sistemin değişmesine yurttaşlar oy kullanacak. 51.52. küsürle Sayın Erdoğan seçilmişti. Bugün güvenilir güvenilmez sizin de benim de elime geçen araştırmalarda Cumhur İttifakı'nı en fazla ben %37-38 görüyorum. Peki bu erime neden kaynaklanıyor? Biraz önce söylerken arkadaşlarım itiraz etti, etmediler de yani onu konuşmuyoruz dediler. Bir gerçekten yönetilemeyen birazdan konuşacağız. Ekonomik durum. İki ayuka çıkmış yolsuzluklar. Türkiye tarihinde bilmiyorum ilk defa ben okuyorum. Efendim bir profesör eşinden ayrılmak isteyen bir milletvekili 70 milyon boşanma ne diyorduk ona tazminat istiyor. Nafaka istiyor. Bu para nereden geldi? Şimdi vatandaş bunu görüyor. Yarın çocuk okullar başladı birinci sınıflar. Şimdi evlatlarımız başlayacak ayın 12'sinde çocuğuna çanta alamayan. Evet, bu bölüm ekonomide konuşalım mı Berhan? Tabii tabii özür dilerim. Yani demek istediğim bir cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu seçim ideolojik kaygıların, refleksin ötesinde seçmen bu sistemin yürümediğini gördü. Bu sistemin yürümediğini gördüğü için de alternatifini arayacaktır. Zamanında kategorize etmek istemiyorum. Seçmen olarak AK Parti'ye oy veren arkadaşlar tırnak içinde HDP seçmeni diyor. Bu seçmenler AK Parti'ye oy verdiği için buralarda kalırlar. Ayrıca belediyelerde beyefendi parti de kursa, Latif Bey'in de Cem Bey'in de partisi de olsa gerçekten işini iyi yapan, değerli yapan arkadaşlar varsa bu insanları sokaklara bırakmayalım. Bu ülkenin birikimleridir. Yani böyle olması gerekir. Devletin ve kamunun devamlılığı esas olarak bakıyorsak. Yok ihale verdi, ihale aldı diye baktığımız zaman bu sefer ne diyoruz? Sen senin adamına verdin, ben de benim adamıma verdim. Bu sefer işlerin yürümediğini hep beraber görüyoruz. Arkadaşların söylediğine bir benim de e, tahminim olsun müsaadenize. Ben İyi Parti'nin oylarının %16-20 bantında olacağını olduğunu da düşünüyorum. Sokağa hayatı sizle beraber görmeye çalışan bir insanım. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni stratejik oy kullanma inisiyatifini bilen bir seçmendir değerli arkadaşlar. 2011'de benim çevremden arkadaşlar MHP'ye oy verdiler. Barajın altında kalmasın diye. 2015'te HDP'ye oy verdiler. Biraz önce ya Cem veya Latif Bey kardeşim söyledi. HDP'ye oy verdiler. Barajın altında kalmasın. Çoğulcu katılımcı olsun diye. Ve 2018'de Kemal Bey buradan siyaset bilimci veya okuyan kardeşlerime önerimdir. Doktora tezlerini bu konuda yapsınlar. Bir siyasi parti engellenen seçime girmesi engellenen bir parti için 15 milletvekili veriyor ve grup kurduruyor. O günkü bugün değişen Tabii ki öyle değil. O günkü iştüzük ve siyasi partiler kanununa göre ve bir siyasi parti ortaya çıkıyor. Bu gerçekten demokrasiyi özleyen, özümseyen bir anlayıştır. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu tür davranışları ülkenin birliği, beraberliği adınadır, çok sesliği adınadır. Çünkü 2007'den sonra mevcut iktidar Türkiye'de tek başına bir tek parti sonra bir tek adam bu noktasına geldi. Ve bundan dolayı da büyük rahatsızlıklar hep beraber duyduğumuzu görüyoruz. Şimdi Sayın Oğan'ın ifade ettiği bir şey var. Çok da haklı. Evet Sayın iktidar orada kalacağını bilse inanın yani aleni veya açık veya işte daha kapaklı kapı arkasında HDP ile anlaşır. Bakın Türkiye'de yaşadığımız sosyolojik... Ya HDP ile anlaşıp mesela Suriye'deki operasyonları mı durdurur? HDP ile anlaşıp Suriye'de bir PYD devleti <laughs> kurulmasının önünü açar? Müsaade et bak anlattığım yani. da bir bütünlük var. Hayır merak yani. ediyorum. Bunlara cevap verin diye hayır, söylüyorum yani. Bak şimdi ben Sayın, Sayın Erdoğan'ın daha önceki hatırlayın Sayın MİT Müsteşarı vesaire Suriye meselesinde atarız bir roket gelir bir roket falan diye bunlar da konuşuldu. Şimdi düşünün Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı, ee, bütün herkesle kavgalıydık. Dış güçler vardı. Şimdi dış güçleri bitirdik, Ege'den bir kavga çıkarıyoruz. Niçin? Haklı mıyız? Anamızın Aksürü gibi hakkıyız. Konuyu dağıtmak istemiyorum. S-400 meselesinde bende 400 var, S-300'ü sen bana kilitliyorsun kardeşim. Böyle bir şey yok. Ben de NATO ülkesiyim, sen de. Ama burada Sayın Erdoğan yine milletin mana inanç, ve vatan bayrak duygularını toparlayarak ne diyor <laughs> İzmir'i unutma diyor. Kardeşim akılları karışık bunların da. Çünkü sağlıklı bir kültürden gelmiyorlar. Niye akılları karışık? İsmail Karaman diyor ki İzmir'de bir kurşun atılmadı. Sayın Recep Tayyip Saçmaları. Erdoğan da diyor ki ey Yunan İzmir'i unutma. Demek ki kurşun falan atılmış, denize dökülenler var. Şimdi buradan Yine sosyolojiye Gürsel bakıyorum. söyledikleri kendini bağlıyor ama İsmail Karaman'ın söyledikleri Cumhurbaşkanı'nı pekala, bağlı. Pekala İsmail Karaman Bey'in söyledikleri kendini bağlasa da ben yani onu, bence onu, de onu ta 6. filodan 6. filodan tanırım. Ben sadece bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Sonra bakın başka bir sosyoloji açıyor Türkiye seçimlerle ilgili konuştuğumuz için. Bir anda Sezen Aksu 5 yıl önce konuştuğu bir şey çıkıyor ortaya. Minber'in önünde Sayın Erdoğan etmediği laf kalmıyor. Sonra bir sanatçı, onu söylediğine benim katılabilmem mümkün değildir. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman o okuldan bu çıkar, şu okuldan bu çıkar. Ama tık onu çıkarıyorlar. Niçin? Safları sıklaştırın. Çünkü seçim satı mahalline girdiği için Sayın Erdoğan yıllardan beri, çünkü başörtüyü yıprattılar. Anamızın başörtüsü yıprandı. O benim güzel anamın yazmasını yıprattılar. Çünkü o anamın yazması Mescidi Aksa önünde Rabia işareti yapıp eşinden 70 milyon ne diyorlar ona boşanan şey ne Nafaka. Nafaka. istiyor. Anamın al yazmasını yıprattılar. Kavakçı, reva kavakçı mıdır nedir? nedir demeyeyim saygısızlık olmasın hanımefendi ve diğer bakanlık yapmış birisi daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir buçuk milyon vesaireye yakın Burs alıyorlar ve gittikleri Amerika'da gösterdikleri okullarda bölüm yok. Peki. Sonra benim, bitiriyorum efendim. Sonra benim değerli arkadaşlarım, insanım aç ve milaç. Diyor ki ben sana inandım. Sen yasakları, yoksulluğu ortadan kaldıracaktın. Sen geldin, beni aç milaç bıraktın. Şu anda o resimlere baktıklarında biraz biz bu oyları verirken, Artık Sayın çok önemli bir lider, bunu söyleyeyim, karizmatik bir lider. Şu anda AK Parti'nin oyları 25'lerde, Recep Tayyip Erdoğan 33-34'lerde. Çok önemli bir başarı 20 yıla rağmen. Bakın bu hakkı teslim edeceğiz. Yani ben diğer sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, Millet İttifakına söyleyemem tabii benim partili arkadaşlarım gibi rahatete kapılıp ha bu iş bitti demem. Bu iş Değişmeli. Nasıl değişmeli? Sandıkta değişmeli. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve demokrasilerde ilk defa bir şey olacak. Hepimiz adına. Hepimizin adına olacak. Silahsız, külahsız, milletin iradesiyle sandıkta bir rejim değişikliği olacak. Buna da bizim istediğimiz, ben tenzih ederim Sayın Oğan'ı, Sayın Erdoğan gitsin, and başka bir Erdoğan gelsin meselesinde değiliz. Burada Türkiye'yi normalleştirecek, barıştıracak, kutuplaştırmadan kurtaracak 6 parti Peki, var. Peki akışa dönebilir miyim Berhan bey? Efendim duyamadım. Ak ha tabii tabii bir gücüm şey. Yani buradaki benim arz etmeye çalıştığım Siz burada biz insanlarımızı artık mezhep meşrepler üzerinden siyasi partilere yamalamayalım. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız.